Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Toshkent shahridan 130 kilometrcha yo'l yurib, Oqqo'rg'on tumanidagi ko'hna manzillardan biri, Shohruxiya Shahriston arxeologik yodgorligiga yetib keldik. Biz aynan bugun bejiz bu yerga kelmadik, chunki ayni kunlarda ushbu hududda turkiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda qazishma ishlari olib borilmoqda. Biz shu qazishma jarayoni bilan tanishtirish asnosida ushbu kentning tarixi haqida kengroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Bu shahar dastlab Banokat nomi bilan miloddan 3-chi asrda paydo bo'lgan, bu antik davrga tegishli shahar. Dastlab daryo bo'yidagi shu karvonsaroy ko'rinishda paydo bo'lib, savdo markazi. Undan so'ng asta-sekinlik bilan katta bir shaharga aylangan. Bu tarixiy manbalarda bilishimiz mumkin, bu Binkat, Binokat, Banokat shunaqa nomlar bilan atalgan. Bu shahar bilamizki, bu 11-12 asrlarda Qoraxonlik davrida ancha rivojlangan. Bu yerdan topilgan kulonchilik xumdonlari, hunarmandchilik orqali qazishmalar natijasida topilgan o'sha hunarmandchilik buyumlarini bilishimiz mumkin. Aynan Qoraxonlik davrida yaxshigina rivojlangan shahar bo'lgan. Undan so'ng 1220 yilda Mo'g'ullar bosqini natijasida shaharning birinchi shahriston qismi to'liq yo'qolib, shahar o'sha tanazzurga yuz tutgan. To bu Amir Temur qachon davlat tuzib, bu yerda mustahkam qal'a qurmaguncha, bu 1392 yilda Amir Temur bu yerda mana aynan biz turgan joy, bu hududda atrofini o'rab harbiy garnizon qurdiradi, o'sha qal'a qurdiradi mustahkam qilib. O'shandan so'ng bu yerga o'g'lini nomini berib, kichik o'g'lini Shohruxiya nomi bilan atalgan bu. Shahar 3 ta shahristondan iborat. Har bir shahriston mudofaa devorlari va suv, shimoldan suv keladi. O'sha suv bilan o'tib, Sirdaryoga quyiladigan suv bilan himoyalangan. Birinchi devor ortida har birida suv bor. Arkning ozgina qismi saqlangan, u juda ko'p emas. Chunki uzoq yillar davomida mana bu Sirdaryoning suvi yuvish natijasida juda ham katta qismi, yarmi esa ham bo'ladi, suv yuvib ketgan. Keyin biz turgan joy mana shu Temur qurdirgan Temuriylar davriga tegishli bo'lgan hudud. Shuni o'rganish bilan shug'ullanyapmiz ayni kunlarda. Juda ham yaxshi. Endi uni qadimgi tarix haqida kengroq ma'lumot bersak-da, unda dastlab karvonsaroy ko'rinishida shakllangan deyapsiz, to'g'rimi? Kimlar bu joylarda tadqiqotlar olib borgan? Umuman Banokat shahri haqida manbalarda nimalar aytiladi? Banokat haqida arab manbalari aytilgan va Narshaxiyning kitobida aynan yozib o'tilgan. Undan keyin aytiladiki, 18 asrga qadar bu shahar yo'q bo'lib ketgan deyishadi. Lekin keyin ko'rdikki, 1812-1813 yilda bir hind tarixchisining kitobida aynan bu shahar Shohruxiya haqida manba keltirilgan. Undan so'ng 1863-64 yilda Muhammad Solih Xo'ja ismli bir tarixchi ozgina ma'lumot keltirib o'tirgan. Bu yerda aynan shu davrda shaharni katta qismida Sirdaryoning suvi toshishi natijasida, ko'payish natijasida kengayib shaharni qismini yuvib ketgan. Aynan hozirgi birinchi shahriston qismida sandiqlar oqqan suvda Sirdaryoda, keyin tarixiy kutubxona bo'lgan bu yerda o'sha kutubxonadagi qog'ozlar daryoga yoyilib o'sha oqqan degan u aytib o'tgan. Lekin keyinchalik hozirgi oddiy aholi ham bobomdan eshitdim yoki kimlardandir eshitdim deb afsona bo'lib qolgan. Haqiqatda o'sha payt sandiqlar qog'ozlar oqgan. Banokat shahri birinchi shahriston qismida arxeologlar tomonidan 10 ga yaqin qazishma amalga oshirilgan. O'sha qazishmalar jarayonida arxning bir qismi ham topilgan bu yerda. Usta hunarmandlar, temirchilar yashaydigan kulolchilik ustaxonalari, o'shani o'rinlari aniqlangan. Birinchi qazishma ishini bu yerda rus o'lkashunoslari qiziqish bildirgan. Bu yerga dastlab Zatsepin bilan bog'lash mumkin. Birinchi buyruq topib, aynan kiritib Shohruxiya nomi bilan atab. Bu Shohruxiya nomi 14-16 asrdagi kitoblarda yozilgan. Mana shunaqa Shohruxiya nomi atamasi birinchi bor qo'llanilgan. Shundan keyin Shohruxiya bo'lib ketgan bu yer. Bu yerda eng yaxshi izlangan odam bu Yuriy Fyodorovich Buryakov. 1973-74 yillarda Choch Eloq arxeologik ekspeditsiyasini tuziladi. O'shaning natijasida
Buryakov ve onun şagirdleri bir yerde izlenişler alıp varlar. Ta bu 2014 yıl geçe Buryakov bir yerde izlenişler alıp varlar. Kardeşmelerde kredigen olsak 20'ye yakın kardeşme ötkizilgen. Çünkü bizdeki bir yerde 21, bunu aldın 20'de kardeşme kılıngen bir yerde. Şu an birinci şahristan kısmı da 10'te, ikinci şahristan kısmı ve hazırlığı abad kısımlarda 10'te kardeşmeler ötkizilgen. Bir yerde külalçılık, metal kumdanları var. Ha, kumdanlardan sonra bir yerde arkeologlarımız minareni açışken bir yerde iki kavatlı minare. Şahristan, üçte şahristan var. Her bir şahristanın müdafaa divarları bugün. Her birinin altından şimaldan akıp kilvici araklardan su kımayıp suları sırdara göçüp gitken. Aynen Timur devrede kurulgen şahristan'da uşa minarelerini görüşümüz mümkün. 30'ga yakın minarenin orunu bemalol ko'rsa bo'ladi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida qanday bir topilmalar qo'lga kiritilgan? Bu yerda noyob topilmalarning oxirgi so'nggi yillardagi topilmamiz bu po'latdan yasalgan dubulg'a, bosh kiyim dubulg'asi topilgan va o'sha qurol-yarog' buyumlari topilgan. Undan tashqari birinchi shahriston qismida bitta sopolda bir ichkining oyog'iga latta boylanib xuddi qurbonlikka keltiradigan, buni Afrosiyob devoriy suratlarda ko'rganmiz. Qurbonlikka olib ketiladigan hayvonlarning oyog'iga latta muqaddas o'shaning uchun shunaqa olib ketadigandek ko'rinishdagi idishda ko'zachada o'shani tasvir aniqlangan. Shu keyin shaxmat donalari chiroyli naqsh bilan nima qilingan o'yib ishlangan suyakka shaxmat donalari topilgan. Shular hayvon suyaklari juda ko'p. Bizda topyapmiz hozir buni. Bu juda ham katta shahar bo'lganligi haqida ma'lumotlar keladi deyapsiz-da bu manbalarda. Yillar davomida kengayib borgan, to'g'rimi? Hozirgi saqlanib qolgan shahar 140-150 gektar atrofida. Ammo shaharda yarmini suv yuvib ketganligini hisob qilsak, bu 300 gektardan ziyod katta shahar bo'lgan. Chunki yillar davomida dastlab bilamizki, qorxonalar egallaydi shahar. Tanazurga uchraydi, ozgina qo'shib kengaytirgan, keyin mo'g'ullardan keyin Temur kattartirgan bu yerda. Va 1502 yilda Shayboniyxon bu yerda egallagandan keyin yana o'zini dasht qipchoq o'zbeklarini ko'chirib kelib shaharni kattartirgan bu yerda. Shahar sekin-sekinlik bilan 300 gektar, 300 gektardan kattaroq bo'lib shakllangan shahar bo'lgan. Doston umuman bu yerdagi o'sha inshootlar, uylarda bir ko'rinish haqida bir aniq xulosalar olinganmi? Ular qanday qurilgan o'z davrida? İlk davrlarda bilamiz ki, paxsadan uylar qurilgan bu yerda. Madaniy qatlam bu yerda birinchi shahriston qismida 22 metrgacha tushirib madaniy qatlam olingan. Bu juda oxir chuqur bo'lgan. Bu ham o'sha jarlikni aynan sirdaryo yuvib ketadigan tomondan olinib o'rganilgan o'shalar. U yerda paxsa uylar, undan tashqari pishgan xomishdan va pishgan g'ishdan qurilgan uylarni ko'rishimiz mumkin. Bilganimiz bu yerda qoraxona yig'ishlari uchradi. Demak, bu yerda aniqki qoraxona davrida o'ziga xos pishg'ishdan qurilgan uylar bo'lgan bu yerda. Undan tashqari shaharga suv quvuri o'tgan. Bu arxeologlar topishgan buni. Suv quvuri orqali suv keltirilgan va qanchadir masofada suvga tushadigan silindr sumon ko'rinishdagi yo'lak bo'lgan. Zinadan tushib suv olib tortib olishgan. O'sha qanchadir masofada o'shani qilishgan. Bu yaxshi o'sha rivojlangan shaharlarga xos bo'lgan jihatlar bu yerda ham bo'lgan ekan, to'g'rimi? Xuddi Axsikent kabi masalan, bu yerda ham suv yo'llari, kanalizatsiya shunday suv olib kelishgan bir quvurlardan. Bundan tashqari chiqindi yoki yuvindi suvlarni chiqarish uchun kanalizatsiya tizimi ham bo'lgan. Quvurlar hozirgacha quvurlar saqlanib qolgan. Bu o'sha birinchi shahriston qismida qazishma olib borayotganda u quvurlarni uchratib, ana suv chiqib ketadigan ularni ham topishgan. Biz bundan tashqari hozir ark deb atagan qismimizda ham ozgina joy ochyapmiz. Dastlab uni tepasini ko'rdikki, 18 asrda yo 19 asrda qurilgan devor o'rni aniqlandi. Bu o'sha qadimgi u yerda somon yig'ishi ham, qoraxon yig'ishi, bo'laklaridan, pishgan g'ishlaridan devor qurishgan. Bu ya'ni o'sha eski g'ishlardan qaytadan foydalanib, siniq g'ishlaridan o'sha devorlar qurishgan. Shuni aniqladik. Undan keyin past qatlamga tushganda xuddi hozirgi 21-chi qazishmamiz kabi u yerdan ham xo'jalik o'ralari chiqdi. Ko'p xo'jalik o'ralari chiqdi. Endi buni
biz tahmin qilishimiz mumkinki, mudofaa istiqomatining atrofida oziq-ovqat saqlash uchun qanaqadir omborxonalarmi, shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki xo'jalik uralari juda ko'p. Yani aynan badrab yo'q, lekin bu yerda xo'jalik uralari chiqindi yoki shu kabi narsalar juda kam chiqyapti. Shundan fikr qildikki, belki bu qanaqadir donlar yoki bir meyvalar saqlash uchun qurilgan uralar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda arxeologiya rivojlanyapti. Men yangi texnologiya, yangicha qarash, yangicha munosabatlar shakllanyapti-da tizimda, sohada. Aytmoqchimanki, bu yerda qadimda odamlar iste'mol qilgan, masalan, narsalar haqida ham xulosalar olinyapti-da. Bu haqda ham fikr aytish mumkinmi? Biz hozir bu yerda jamoamiz bilan birgalikda arxeobotanik izlanishlar ham qilyapmiz. O'sha qadimda odamlar nima o'simliklar yegan, nimalar iste'mol qilgan, xo'jalikda qanday dehqonchilik mahsulotlari bo'lgan, o'shalarni bilish uchun har bir joydan, o'choqdan yoki o'ralardan bo'lsa, hammasidan oz-oz miqdorda namuna olib, tuproqlarni endi, tuproq yoki kulni olib, daryo bo'yida har kuni kechga namunalarni olamiz. Hali bu sastabki nima jarayondamiz, yuvib olish jarayondamiz, hali uni alohida ajratib olganimiz yo'q, lekin bu yerda ko'z bilan ko'rganimiz juda ko'plab donli ekinlar, bundan tashqari tarvuz urug'ini ko'r, endi bu ko'z bilan ko'rganimiz, u kul dorasida bo'lgani uchun hammasini ajrata olmaysiz, lupa yoki mikroskop bilan ajratamiz, ko'z bilan ko'rganimiz shu donli ekinlar, guruch, arpa, meva, shu tarvuz urug'larini ko'z bilan ko'rib nima qilib turdik hozircha. Ko'proq xo'jalikda boqqan hayvonlar haqida ham bir xulosalar olish mumkin. Masalan, bilamizki, chorvaga qiziqadi xalqimiz yoki qadimda ot boqishga qiziqqan ko'pchilik, to'g'rimi? Ana bizning qarashmamizda hayvon suyaklari juda ko'p chiqdi. Sopol topilmalar bilan bir qatorda bir xil suyak namunalari uchrayapti. Shundan bilishimiz mumkinki, haqiqatan xo'jalikda qo'y, echki, mol, qora molni boqishgan va bizda yaxshi bir namuna bor, bir o'ramizdan qora molni bosh suyagi chiqdi, butunligicha turgan holatdagi yaxshi namuna u ham, yana qora mol iste'mol qilgan bo'lishimiz mumkin. Hozirgi tadqiqotlar haqida gaplasak, bugungi kunda bu yerdagi qazishma ishlari qanday bir natijalarni ko'rsatyapti va bu qanday hudud bo'lgan qadimda? Biz Temuriylar davrini o'rganishimiz kerak edi. Aynan shu Temur qurdirgan mana shu Hisor deb atalmish qismdamiz hozir biz. Bu joy 68-70 gektar atrofidagi hudud. O'shani hududining ichida biz hozir qazishma o'tkazyapmiz. Dastlabki biz qazishimizda 17. asr oxiri 18. asrga nimasiga tushdik, qatlamlariga tushdik. Chunki buni topiladigan sopol buyumlardan buni bilishimiz mumkin. Devor izlari chiqdi, devorni buzib keyinchalik xo'jalik uralari qilishgan. Bundan bilishimiz mumkin, xo'jalik uralari biz topgan devordan ozgina qadimiyroq. Pol qismi chiqdi devor bilan birgalikda, ammo xo'jalik uralari polni ham devorni ham buzgan. Biz keyin biz shartli ravishda bu 10x10 kvadratimizni 4ga bo'lib oldik. Biz bu A degan A kvadratga bo'lib olganmiz bu yerda. O'sha yerda o'ralar topilgan qatlam, pol qatlamidan 30 cm chuqurlikda haqiqiy pol qatlami aniqlandi. Lekin buni ham baribir keyinchalik qurilgan xo'jalik o'ralari hammasini buzib tushgan, buni ko'z bilan biz aniqlab olishimiz mumkin. Yana qanday topilmalarga duch kelyapsizlar bu yerda? Taqinchoqlar, ayollar taqinchoqlari, bundan tashqari kamon uchi. Keyin hozircha biz taxmin qildik, sovet ichkarisidan keladigan zanjirli kiyim bo'ladi. Agar ko'pchilik biladi, ritsarlar yoki jangchilar keladi, o'shanaqa kiyimga o'xshagan, zanjirli kiyimga o'xshagan topilmalar bor. Endi yomon saqlangan, balki uni restoratorlar keyinchalik o'rganib, aynan shunga isbot, biz taxmin qildik uni hozircha. Shisha buyumlari, juda ko'p shisha buyumlari bor, namunalari buni uchratishimiz mumkin. Lekin laganlardan, o'sha kosalardan ko'rdikki, biz qazigan hozirgi tepadagi qatlam 17 asr, 18 asrlar tegishli bo'lgan topilmalar. Juda yaxshi, bu yerda nafaqat o'zbek arxeologlar, balki turkiyalik arxeologlar ham ishtirok etayotgan ekanda, albatta. Bu hamkorlik shu yil boshlandimi yoki avvaldan? Bu hamkorlik avvaldan bo'lgan, lekin aynan arxeologiya bo'yicha hali bu qilinmagandi hali. Bizda hamkorimiz, ustozimiz Turkiyaning Anqara universitetidan
Tuba xonim Tomol o'g'li biz bilan hamkorlikda bu yildan qiziqış bildirdi. Ve kelasi yilga yana 5 yil davomida biz bilan bu hududlarni o'rganish bo'yicha orqali izlanish bo'yicha shartnoma imzolagan biz bilan. Nasib qilsa ko'p topilmalar, ko'p namunalarni hali tanga kiritamiz birgalikda. Tuba xonim o'z shogirdlari bilan kelgan. Amir Temurga tegishli bo'lgan hududni o'rganishga qiziqadi. Shogirdlar ham aynan o'sha qiziqqanligi uchun o'zlari bilan olib kelib o'rganishyapti hozir. Tuba xonim, xush ko'rdik. Xush ko'rdik. Qachon keldingiz O'zbekistonga? Sizni bu yerga yetaklab kelgan narsalar nima bo'ldi? Taassurotlaringiz qanday umuman? Shular haqida gapirib bersangiz. Albatta. İsmim Tuba Tomuloğlu. Ben fan doktoruyum. 2018 yıldan beri bu yerde işleyip ben mevzum. Timuri tarihi, Timuriler devri tarihi, hususen Timuriler şehirleri. 2021 yıldan 2022 yıla kadar Özbekistan Fanlar Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi'nde işleyip ben. Yılda 10 merte Özbekistan'a geliyorum. Türlü konferanslara katılıyorum. Özbekçe kitabım çıktı Semerkant Devlet Üniversitesi neşirlerinden. Yani Özbekistan'ı çok seviyorum. O yüzden Özbekistan çalışıyorum. Timuriler davri şehir sozligi haqida ilmi iş qilayotgan ekansan, ben onu o'ziga xosligi nimada? Sizni nimasi hayratga soladi sizni? Timurilerin hepsi beni hayrete salıyor. Ama Timuriler devri ile ilgili belirli planlar yok. Herat şehri çalıştım disertasyamda. Ama Semerkant, Şahruhiye olsun, diğer şehirler ile ilgili çok fazla eser yok. O yüzden de kitap yok. Türkiye'de hiç çalışılmamış, Özbekistan'da da kem. O yüzden de bu mevzu hakkında ben istiyorum. Yani merak ediyorum. Çünkü kaynaklarda, menbaalarda da yok. Belki böyle ekspedisyalarda yeni nerseler buluşumuz mümkün. O yüzden bu konuda çalışıyorum. Timuriylarga xos bo'lgan joylarni ko'rdingiz. Qanday bir xulosalarga kelyapsiz? Mana bu yerlarda nimalarni ko'ryapsiz? Burası özellikle Şahruhiye şehrinin olduğu bu kısım 1392 yılında Timur, Emir Timur zamanında kurulmuş. Şehirde hünermentçilik çok meşhur. Bu çok hayret verici, yahşi bir durum. Bütün şehirlerde olmayan bir şey. Metalurji, ondan sonra kazdığımız yerlerde sapallar bulduk, tengeler bulduk. Ama en fazla hünermentçilikle ilgili caylar var. Bu beni hayrete düşürdü. Bu cay sadece Timuriler. O yüzden de Cuda yahşi bir cay. Diğer yerlerde Karahaniler var, Samaniler, Karahaniler var, Hanlıklar devri var. Ama bu bölge benim için köpyahşi oldu. Yani çalışmak iyiydi bizim için. Siz bu yerge bitti uzayız kemam. Siz de şagirdleriz, okuvçilarız hankepte. Ular hakkı demeysiz. Şimdi Türkiye'de Özbekistan'la ilgili disertasyalar kem. Ama yeni devirde öğrenciler Özbekistan'ı merak ediyorlar. Özbekistan'a gelmek isteyen stüdentlerimi de ben gelirken yanımda getirdim. Timuri tarihi, Hanlıklar tarihi çalışan stüdentler var. Onlarla birge geldik. Onlar da bu yerde işlediler. Özbekistan'ı gördüler. Fergana'ya gittiler. Semerkant'ı görecekler. Onlar için de yahşi oldu. Hem de Özbek dilini örgeniyorlar burada. Hemkarlık için Cuda yahşi. Bu sebepten Özbekistan Milli Arkeoloji Merkezi Müdürü, Direktörü Ferhat Maksudova Ketter Ahmet, Cuda yahşi arkeologlarla birge işledik bu yerde. Biz çok memnunuz onlardan. İnşallah keyinki yıl
keyinki 5 yıl birge işleymiz. Juda yaxshi. Hozirgi kunda Amir Temur va Turkiya mavzusi boshqatdan o'rganilyapti. Yangicha qarashlar paydo bo'ldi. Shu Turkiyaning rivojida ham Amir Temur hissasi katta bo'ldi, to'g'ri emasmi? Eski ya'ni oldingi davrlarda düşünceler Amir Temur hakkında yaman. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ama artık hemkarlıkla bu düşünceler düzeldi. İki yıl evvel Türkiye ve Semerkant Üniversitesi birge sempozyum düzenledi Amir Temur ve Yıldırım Beyazıt diye. Juda yaxşı konferans oldu. Bu minvalde yeni mevzular yapılıyor. Türkiye'deki akademisyenler artık Amir Temur'u yaşı görüyor. Düşünceler değişti. Oldundagi rejalar qanday? Devamında da sürekli işte kazışmaların devam etmesini umut ediyoruz. Ama tabii sempozyumlar yapmaya devam edeceğiz. Özbekistan'daki doktorantlar, magistratoryadaki stüdentlerin de gelip bizimle birge işlemesini biz istiyoruz. Ama bizim de öğrencilerimiz Özbekistan'a gelsin, görsün. Yani bizi çok mutlu eder bu düşünce. İlişkilerimizin daha da artmasını istiyoruz. Juda yaxshi. O zaman olganda Türkler ve Özbekler bitta halk, şunu diyemez mi? Evet. Birbiriga o'xshaydigan ananalari, taomlari, to'g'rimi? Evet. Nimasi ko'proq yoqadi hozir? Pilav. Ash. Yemekler güzel yaşı. Ben yaşı görmem. Ama siz bizim çorbalarımızı yaşı görmüyorsunuz. Onun dışında dilimiz okşuyor, kültürümüz okşuyor. Her şey birge bence. Onun için burası benim ikinci vatanım. Türkiye'den Damlam Tuğba Hoca ile birlikte kazışma için geldik. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğrencisiyim. Mevzum Timuri Devleti. Bunun için buradayım, kazışmaya geldik. 12 Eylül'den bu yana kazışma alanındayız. Seramik, kemik ve metal parçalar bulduk. Özbekistan çok güzel, ben çok beğendim. Kültürel birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Özbekçeyi anlayabiliyorum artık bu kaldığım süre zarfında. Onun dışında Sırdere'yi sürekli duyuyorduk. Görmek ayrı bir güzelmiş. Özbek insanları çok yaşlı, çok cana yakınlar. Herkese ayrı ayrı misafirperverlik için teşekkür ederim. Buradan kaçmadan sonra inşallah Semerkant Buhara'ya gideceğiz. Orada da görüp 12 Ekim'de Türkiye'ye döneceğiz inşallah. Amir Temur hakkında nimalarni o'rgandingiz? Amir Temur'a ben çok hürmetlerimi sunarım. Kendisi çok yakışı bir insan olduğu için ben Timur ve Timurileri çok merak ediyorum. Onun için buradayım. Amir Temur benim için vazgeçilmez bir kağandır. Timuri Devli Aslahalar için buradayım. Benim çalışma alanım Aslaha, Timuri Devli, Timurlar devrinde. Onun için buradayım. Çalışma alanında da Akun, Kök Türkler, Timuriler, Hanlıklar devriyle ilgili bulgulara ulaştık. Bu benim için çok önemliydi. Çalışma akademik anlamda da benim için çok önemli ifadeler burada bulundu. Mana sizning fikrlaringizdan, ma'lumotlaringizdan bilyapsizki, bu yer Qoraxoniylar davrida juda ham taraqqiy etgan. To'g'rimi? Mana bu joydagi aholini shaharni tashlab ketishiga, mana shaharni parokanda bo'lishiga nimalar sababchi bo'lgan? Mana bu shahar qanday vayron bo'lgan? Birinchi sababi bilamizki, Qoraxoni davrida o'sha o'zining yaxshi rivojlangan cho'qqisiga erishgan Binokat shahri bo'lgan. Dastlabki yo'q qolib ketishi bu 1220 yilda Mo'g'ullar Morunnahrni bosib olgandan keyin bu shaharni hayoti bo'lgan. Undan so'ng to Amir Temur 1392 yilga qadar bu yerda o'sha o'zi mustahkam qala qurgan, ya'ni shimolga borishdagi yo'lda o'ziga istiqom kerak edi. O'sha maqsadda Shohruxiyada qala qurduradi, mana shu biz turgan joyini. O'shandan keyin aynan Shohruxni o'g'li Shohruxni ismini beradi bu yerga va sekinlik bilan shahar rivojlanishi davom etadi. Undan keyin ozgina vaqt o'tib 1502 yilda Shayboniy xon egallaydi bu yerni. Shayboniy xon bilan ko'chib kelgan Dasht Qipchoq o'zbeklar bu yerga o'rnashib, yana shaharni kengaytirishadi. Undan so'ng aynan
17. asır, 18. asırlarda Jun g'orlarining hujumi natijasida shahar biroz vaqt yana tushkunlikka tushadi. Undan so'ng aholi ko'chib keladi, ammo bu yerda meni fikrimcha katta ehtimol bilan suvning muammoligi sababli shahar inqirozga yuz tutadi. Chunki Sirdaryo suvi cho'kkan, bu yerdagi anhorlarning suvi ham ancha cho'kkanligi hisobiga suvni olib kelish, ichimlik suvini bu yerga yetkazish qiyin bo'lgan. Shu hisobiga shahar sekin-astalik bilan inqirozga yuz tutgan. Birinchi Shahriston qismini endi bilamizki, 1850-60 yillar atrofida Sirdaryo suvi ko'tarilish natijasida yuvib ketgan yarim qismini. Bu yerda hali o'rganiladigan narsalar juda ham ko'p, to'g'ri emasmi? Yana mana masalan o'sha seismik jihatdan o'rganilganmi? Masalan bilamizki, o'sha zilzilalar yuz bergan, to'g'rimi? Zarxilov sohasida seism arxeologiya degan narsa paydo bo'ldi hozir. Buni biz vodiyda qilishdi, askint boshlab berishdi. Buni ko'rdik. Lekin bu yerda hali aynan seismologiyaga, aynan zilzilaga bog'liq tadqiqot qilingani yo'q. Balki kelasi yillarda bu sohani ham qiziqib ko'ramiz. Hozirgi kunda Shohruxiyo hududini foiz hisobda oladigan bo'lsak, bilmadim, balki 10% ham o'rganilmagan bo'lishi mumkin. Juda kam qism o'rganilgan. Bu yerda o'rganiladigan jihatlar hali ko'p. Arxeobotanik ma'lumotlarga asoslanib izlanish qilish kerak. Arxeozoologik materiallarga asoslanib izlanish qilish kerak. Hayvon suyaklarini o'rganish kerak kimdir. Bundan tashqari bu yerda asosiy muammosi qabristoni hali topilmagan. Shohruxiyani qabristoni topib, uni odamlarni, kasalliklarini antropologik jihatdan o'rganish kerak. Jismoniy antropologiyasi qay ko'rinishda bo'lgan odamlar suyaklariga, kichlariga qarab uni nima iste'mol qilgan, suyaklar qay holatda bo'lgan, kasalliklari bor ularni, o'sha davr kasalliklarini. Kelajakda bularni ham rejada kiritganmiz. Hozirda asosiy maqsadimiz qabriston izlash. Bilamizki, 10 yillar oldin Shohruxiyo ekspeditsiyasi to'xtagan va hech kim bu yerda izlanish olib bormagan. Boshqa ekspeditsiyalarga qaraganda kam izlanish bo'lgan. Chunki ba'zi joylarni ko'ramizki, yillikda yoki 70-chi qazishma deydi. Bu yerda hali endi biz 21-ni qazyapmiz. Kam. O'sha Shohruxiyoda arxeologik ekspeditsiyalarni jonlantirish uchun aynan bu yildan boshlab bizning markazimiz tashabbus ko'rsatdi. Keyingi rejalarimiz, agar iloji bo'ladigan bo'lsa, buni muzeyga aylantirish rejamiz bor, yaxshilab saqlab qolib va Sirdaryo suvi yuvib ketadigan qismni iloji boricha yuvib ketmasdan oldinroq biz o'rganib, o'zimizga tegishli xulosalarni olish. Chunki bilmaymizki, 10 yil yoki 15 yildan keyin hozir ko'rib turgan o'sha birinchi Shahriston qismidagi yerlar yo'q bo'lib ketishi mumkin. Biz ko'rdikki, mana arx qismini deyarli yo'q bo'lib ketgan, ozgina qismi qolgan, o'nga o'n joyi qolgan. Hali qilinadigan ishlar, izlanadigan izlanishlar juda ko'p yurdi. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Oqqo'rg'on tumanidagi ko'hna manzillardan biri Shohruxiyo yodgorligi tarixi va bu yerda olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar haqida qisman hikoya qildik. Keyingi ko'rsatuvimizda hududdan topilgan noyob asor atiqalar hamda yo'qolish arafasida turgan arkning holati haqida ma'lumotlar beramiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.